Zamlandı geçen seneye göre. Halk mağdur, kimse ne et alabiliyor ne sakatat alabiliyor. Biz sakatatçıyız. Bu bize çok farklı yansıyor. Mesela bir adam gidiyor kasaba soruyor. Etin fiyatı pahalı olduğu için adam et alamadığı için sakatata dönüyor. Sakatata yöneldiği için geliyor buraya soruyor bize. Bizde de fiyatlar pahalı olduğu için diyor siz zam yapmışsınız. Halbuki bizlik bir durum yok. Bizden olmayan bir şey için bize burada suçu atıyorlar. Burada diyorlar siz zam yapıyorsunuz. Hepsi sizin fırsatçılığınız falan filan. Bunun neticesinde biz hani halkımızın hatta insanlarımızın mağdur olmamasını istiyoruz. Daha sağlıklı yaşamasını istiyoruz. Sakatata yönelmesini istiyoruz. Yesinler ama işte etler pahalı olduğu için, sakatat pahalı olduğu için kimse yemiyor. Maddi durumda sıkıntılı yaşayanlar yemiyor. Adamlar yiyecek bir şey bulamadıkları için mecbur isyan ediyorlar. İnsanların talepleri genelde ciğer, yürek ama pahalı olduğu için alamıyorlar. Bundan dolayı kemik. Düşünün kemik yiyor insanlar. Kemik yemiyor bile. Ancak suyunu götürüp adam çoluk çocuğuna suyunu veriyor ya. Yemiyor, onu bile yemiyor. Yani yazık diyorum, bir şey yemiyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre mesela kuzu ayağı geçen sene 1,5-2 liraydı. En babası 2,5 lira. Bu sene 10 lira olmuş. 15 lira olmuş. Yürek ona bak. Yürek geçen sene 70 liraydı, 60 liraydı. Bu sene 140 lira, %100. Ciğer geçen sene 120 lirayken bu sene 300 lira olmuş. Kuzu ciğeri 100 lirayken bu sene 400 lira olmuş. Yani çok farklı fiyatlar. Ciğeri satıyorlar. Neden satıyorlar? Çünkü para ediyor artık. İnsanlar ona yöneldi. Paraları yetmediği için kemik de ucuz. En düşük 30 lira. O da ucuz da değil. 30 lira da çok yani bir kemiğe göre. Kemik üzerinde et yok, bir şey yok. Kuru kemik. Adam götürüyor, kaynatıyor, haşlıyor. Çoluğuna çocuğuna onu veriyor. Yani yazık, günahtır. Ramazan olmasına zaten günlük satışlarımız mesela olmuyor. Şu an pasajda gördüğünüz gibi kimse yok. Çünkü alamıyor insanlar. Hiç kimse alamıyor. Ha gelen de alan kemik alıyor, ayak alıyor. Yani satışlar bayağı bir düştü yani geçen seneye oranla. Normalde et fiyatları çok yüksek olduğu için sakatada talep daha fazla. Yani şu anda et 500-550 lira, 480 lira o civarda. Ondan dolayı ete sakatat ürünlerine ilgi daha fazla. Yani onda da gerçi fiyatlar yüksek. Ciğer 350 lira. Geçen yıla göre hemen hemen iki katı daha yüksek. Ama ete nazaran daha talep daha fazla sakatat. Kemikleri satıyoruz şöyle ilikli kemikleri. Makinesi var, makineyle kesip kilo 30 liradan satıyoruz. Evet. Önceden ücretsiz geliyordu, ücretsiz bir şekilde veriyorduk. Şimdi ücretli geliyor. O da para oldu. Yani haftalık yükseliyor, anlık yükseliyor artık. Hani günlüğü de geçtik, anlık yükselmeye başladı. 30 senedir yaklaşık bu işi yapıyoruz hemen ama. En öte zaten fiyatlara yetişemiyoruz. İster istemez sürekli fiyatlar değişiyor. Bir de fabrikalar eskisi gibi bir üretim de yapmıyor. Fiyatlar da böyle yani sabit durmuyor. O yüzden sürekli fiyat değiştiği için insanlarla sürekli böyle şey içerisindeyiz. Bir kargaşa içerisindeyiz. Sürekli mesela insanlar sanıyor ki belki fiyatları biz değiştiriyoruz ama bizde herhangi bir alakası yok. Sürekli fabrikalar mesela güncel fiyatlar bize gönderiyor. O yüzden mesela yaklaşık 30 yıldır ilk defa böyle fabrikaların mal göndermeme sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi ürün göndermiyor, kısıtlı geliyor. Nakit verip de mal alamıyoruz şu an. Yani bu böyle bu şekilde bir döngü var. Satışlarımız eskiye göre yok. Nasıl yok diyeyim? Mesela eskiden 20 koli satıyorduk. Şu an 5-10 koli veya ancak satabiliyoruz. İnsanlar da mesela eskisi gibi kısıtlamış biraz ister istemez. Bu enflasyon krizinden dolayı temennimiz inşallah düzelir artık. Kırmızı et hep ithal geliyor, dışarıdan geliyor. Zaten et balıkta görüyoruz. Şu an zaten kırmızı et satamıyoruz. Fiyatlar hem yüksek hem de insanlara alım gücü yok. Gramaj olarak da esnaf satamıyor çünkü esnafı kurtarmıyor. Kilogram olarak da millet halk alamıyor. Hani o şekilde şu an devam ediyor. Yemeklik oluyor. Şu an fiyatı 37 TL. İnsanlar maalesef eskiden bunu almıyordu. Şu an insanların çoğu bu şekilde alışveriş yapıyor. Bu şekilde bunları alıyor. Zaten bizim reyonumuzun yarısına kadar kırmızı et doluydu. Kırmızı et satıyorduk. Geçen sene Ramazan'da etin kilosu mesela 80 lira satıyorduk. Şu an 480-500 TL civarı. Tabii
bakıyorsun mesela tam maaşlar yükseldi de ama mesela enflasyon oranına göre bayağı bir fark açıldı. Geçen seneye göre bakarsak etler zaten yani hattını almış geçmiş artık. Geçen sene etlerin fiyatları 250-280 arasıyken şu an 500 lira et alıyoruz. Yani bu sefer alım gücü tamamıyla düşmüş. Yani bizim alacak gücümüz de kalmadı şu an esnafın orta esnafı kesmenin. Şu an bakıldığı zaman yani tabii geçen sene evvel konuşayım. Geçen sene evvel her zaman kırmızı et gelir. Bu sene de mesela yarı yarıya gidiyor. Kırmızı et de beyaz et yarı yarıya gidiyor şu an. Tek bizim için de herkes için, bütün halk için mi geçerli?